Şimdi burada Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ'da bir kahvehane var. Ne konuşmayacaktınız Horoz kardeşimiz? Konuştuk Horoz kardeşimiz gerçekten. Allah korumuş diyelim. Şimdi bir kahvehane var ama çayıyla kahvesiyle ünlü değil. Uyutması oraya gidenleri uyutmasıyla nam saldı. Yani evet. Giden kahveye uyuyor. Uyuyanların fotoğrafları var duvarda. Sandalyeye oturanın gözünü açık tutması ne yazık ki mümkün değil neredeyse. Duvarlarda uykucu müşterilerin fotoğrafları var. Ama bu derin uyku nereden geliyor diyeceksiniz. Buyurun dinleyelim. Bir bakardın içeride 10 kişi uyumuş. Şimdi ben de sobayı iyi yaktığım zaman yine müşteriyi uydururum. Hayvanlara gittim. Geldim kahveye, sobada sıcak, başladım uyumaya. Sadece onun değil, içeri adımını atanın gözleri kapanıyor. Müşteriler oturdukları yerde derin uykuya dalıyor. Kusu nasıl buranın? Tatlı. Tatlı. Yataktan tatlı. Hele kışın soba yandığı vakit daha tatlı oluyor. Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyündeki tarihi kahvehanenin farkı, havası. Çok eski bir yapı, 1948 taş duvar. Yazın serin olur, kışın da sıcak olur. Özelliği yoktur. Taş duvarlar müşterilere huzur verince oyunlar, çaylar, kahveler bir kenara bırakıldı. Gelen uyumak için yatak yorgan aramadı. Arka taraftan su geçiyor, önünden de su geçiyor. Bir de taş yapı. Gelen burada ister istemez böyle içeriye girdiği zaman uykusu gelir, hemen uzanır. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar'da uykucu müşterileri fotoğraflamaya başladı. Bir de gelenin fotoğrafını çekeriz. Allah'ım merak ettim şu kahveyi Murat, düşünsene. Elazığ'da uykusuzluk problemi çekenler Elazığ'da. Ama uyuyorsun gün boyunca, yani kaç çay kahve içtin orada ya, yani. Ya orada şöyle bir taraftan da yani bir gece boyunca uyumuyor ya da uyutulmuyor olabilir bu abilerimiz. İki, ya da uyumak için oraya kaçıyor olabilir. Ya da evin eşleri diyebilir ki kahveci kardeşimizle konuşup. Yani bunları sen hani kahvede tut, gelmesinler eve diyebilir. Onlarla bir anlaşma söz konusu olabilir. Baksana ne kadar tatlı uyuyor abimiz. Yani orada ooo içi geçmiş yani. Kahveci açısından da bakarsan hani çay kahve içmiyorlar. Hayır, sadece uyumaya mı geldiniz kardeşim? Zor merak ettim. Yani taş duvar vesaire, taş yapı falan deniyordu. Memleketin her tarafı taş yapı neredeyse. Her yer böyle uyutmuyor. Orada bir hadise bir var. Bir ağırlık var oradaki. Evet, oradaki ben hanım ablalarımızın da bir konuşmasını isterim açıkçası. Bakalım kim ne itiraf ediyor. Ha, merak ettim gerçekten, çok hoş.